Merhaba JT's Quality Time, Zat Ekra. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, başka bir yer bulduk yani. Çünkü sıkıntılar var yani. Olsun. Ama nasip de varsa... bu kadar. Haydi. Kaçan kovalanır. Kovalanır. Ya çesin. The person in the chasing is running away. Yeah, something like that. Aykut Elmas... Yine part 10. Let's just lose count at this point. Aykut Elmas. We just be saying başka Aykut Elmas. Aykut Elmas. Biz komik olmayı mı çalıştın? Ya da komik olmayı mı çalıştın? No. O yüzden nasıl bir falan? No. Ama bizi Aykut Elmas. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Aykut Elmas bizi görsün artık ya, gerçekten. Bizi görüyor. Doğru ya. Yemin ederim görüyorsun. Ya. Evet, neyse arkadaşlar, lütfen abone ol ve paylaşın Instagram'da. Takip edebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz, evet. Ve videoya girelim. Evet. Ben gün için uzun bacaklı futbolcu sevgilisi eğlence mekanı çıkışı kameralarımıza yakalandı. Kim bu futbolcu? Az sonra ünlü bir basketbolcuyla mekana geri dönen manken Gülçin Uzunbacak'ın sinirli hali kameralarımızdan kaçamadı. 15 dakika sonra içeriden ünlü bir curlingçiyle tekrar ayrıldı. Kim bu curlingçi? Ünlü manken Gülçin Uzunbacak 3 dakika sonra mekana tek başına geri döndü. So before we understand the joke that is going to happen, let's take the time to Muslum Baba. Sapkadan uzun bacak kameramanımızı zorla içeri soktu. Kim bu kameraman? Anne, hadi çizgi film izleyeceğim. Ben çizgi film açacağım. Dur, hayır. Magazinimi izliyorum ben, hayır. Eğlence mekanından yeniden çıkan Gülçin uzun bacak mekanla aralarındaki ayrılma dedikodularını yanıtladı. Gülçin Hanım mekandan ayrıldığını söyleniyor. Bak öyle bir şey arkadaşlar, lütfen yani yandan. Anne bu ne? Oğlum bu hayatın gerçekleri, ülkenin gündemi, ev hanımlarını hayata bağlayan yegane şey. Adı ne? Kaçan kovalanır. Ha, yani önemli bir şey mi? Tabii önemli. Bir televizyon show. Evet. It is television show. Yes, it is kaçan kovalanır. Oğlum insanların özel hayatlarını anlatıyor. Bak düşün, 7/24 ben bu evin içindeyim. Akşam okuldan gelip yemek diye bağırdığında senin gırtlağını sıkmamak için bana bu lazım. Yeteri kadar magazin depolayamazsam ümüğünü sıkasım geliyor. O yüzden çok önemli. Tabii ki acaba Türkçe'de söyleyin daha sonra İngilizce. Gerek yok ki. Boy said how important is this thing you're watching? Yeah. Is this thing as important as... Yeah! As important as... Like, you know, anytime you come back from school and you're always shouting, for me not to strangle you, for me not to squeeze you. I'm supposed to be watching this thing. It's like therapy for me. Okay. Boy, patient. He said that's how important it is. Bin bölümü zindan olmuyor. Merhaba Orhan Bey! Ne oldu oğlum? Size birkaç sorumuz olacak. Evlilik nasıl gidiyor? Evlilik güzel bir şey. Yani ele annen gibi. No, like evlilik is staying at home. Bir kadınla berabersen çok şahane bir şey. Ama her güzel şey gibi bu da zor. Bazen diyorsun ki bana göre değil. Ama annen gibi bir kadınla beraber olduğunu tekrar hatırlayıp her şeyi yoluna koyuyorsun yani. Peki bir şey soracağım. Bir mankenle sevgili olmak ister miydin? Mesela Monica Bellucci. Nereden çıkıyor oğlum bu sorular? Zor da sorayım. Monica Bellucci... Yani neden olmasın? Kim istemez Monica Bellucci ile? Ama onun da beni o gözle görmesi lazım yani şimdi. İsterim tabii. İstemez miyim? Yani Monica ile bu saatten sonra olmaz mı? Oğlum ona bize bakar mı oğlum? Ama hayat ne gösterir bilinmez. Ha yani hani... 100 milyonda da olsa bir ihtimal olabilir tabii. Ama ben annen de mutluyum oğlum, boş ver. Teşekkürler Orhan Bey, hoşça kalın. Ne biçim soru bunlar oğlum? Nereden çıktı ya? Çocuk işte. Monica ile de güzel olur da yani. İyi güzel. 3 harfli Monica ol. Okay. So he came to ask
came to interview dad, I was like, what does staying at home feel like? Dad's like, ah, it's good if you're with a good woman, like, of course, it's good and stuff. And then then the guy said, okay, so would you like to marry a model? Like Monica something, I can't remember the name. So the dad was not like, she's not bad. Monica is not bad, of course. But the problem is, we should look at people like us. Okay, but if I had like 100 like million, what's it called, dollars or tell or something like that, then maybe we can say, but well, of course, she's okay, why not? Then he said, okay, at this age, can you still marry Monica? Why not? So that's the old joke. So he, when we're not doing this thing, Monica is in his head, and he's like, he said Monica. Okay. keşke yani ilk anlasaydın yani. Ne karıştırıyorsun lan orada? Şey, oyuncağıma bakıyorum. Abi sana bir şeyler soracağım. Ne soracağım? Özel yani, aramızda kalsın. He. Sor bakayım tamam oğlum. Abine soramayacağını kime soracaksın lan? Sor bakayım ne olur. Ya böyle büyüdükçe içimde böyle garip şeyler oluyor ya. Anladım ben. Oğlum normal böyle şeyler ya. Tabii merak edeceksin, araştıracaksın, kızlardan hoşlanacaksın falan filan. İnternetten bakıyorum değil mi? Çıplak. Bakıyorum ama internet çok karışık yani. Peki sen neler önerebilirsin? Nelere dikkat etmem lazım? Evet, dikkat edeceksin. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçi senin yaşın buna erken daha ama mesela korunca. En önemli şey. Korunmadan kimseyle böyle birlikte olmayacaksın. Bak madem aramızda dedin, anlatayım. Ben şimdi korunmadan 3-5 böyle takıldım. Şimdi aylardır bel soğukluğu, HPV, bok gibi hastalıkla uğraşıyorum ya. O yüzden dikkatli ol yani. Bir de bizimkilere söyleme, ağzıma sıçar. Peki bu internette bile paralı şeyler var böyle. İşte geliriz gideriz falan. Onlar ne? Ha, onlar escort yani üstad. Yani sen bana bırak, karışma. Peki sen hiç üstadlarla görüştün mü? Ben hiç, vallahi yalan olmasın, siz yazlığa gittiniz bir ara, ben eve çağırdım bir tane. Oha! Yani ben dedim ki bu zamana kadar böyle bir yol gitmedim, bu nedir, ben yaşamamışım, Allah'ım dedim yani. Anladım ama yok, pis işler ya bunlar yani, rezil. Düşmüş muhabbetler böyle yap. Yok abi asla bulaşmam ama teşekkür ederim ya da bilgilendirdiğin için, sağ ol. What the bloody hell? Okay, so he's developing, growing. The guy, small guy. Yeah, it's like, I think he got to the stage of puberty or something. So like, he started noticing some changes. So he asks his, what's it called? His older brother, like, what are the things you advise me to do and stuff? Mm. And it was like, just use protection. And then... Then he said, okay, so like I always check internet too. And I said, so wait, what are the things you see on internet and stuff? Then he said, it's very like confusing. It's like, means I don't understand the things I see and stuff. He said, but there's something that they always say, you pay money for something. So the girl was like, yeah, that one is for like escorts, for you to hire escorts and stuff. If you do all those things, still use protection. And then he asked the brother, have you done this thing before? Then he said, yeah, like when you guys left for summer holiday, I called in like about 2 or 3. And sometimes I have sex without protection too. And stuff. But I wish you guys like understood. Yeah, <about this. clears throat> Abla, müsait misin? Söyle Berktuğ'cum, söyle. Ablasının gülü, heh. Biraz özel bir soru da. Tamam, sor bakalım neymiş ki? Şimdi ben 5'e gidiyorum ama okulda bir tane kız benden hoşlanıyor. Şimdi ben 5'e gidiyorum, okulda bir tane kız benden hoşlanıyor ama o 3'e gidiyor. He, sen de diyorsun ki benden 2 yaş benden hoşlanıyor ama o
3'e gidiyor. He, sen de diyorsun ki benden 2 yaş küçük, ne yapmalıyım? Aynen öyle. Yaş hiç önemli. Önemli olan sen de ondan hoşlanıyor musun, hoşlanmıyor musun? Bu önemli. Evet ama... İşte ama dememelisin. Bak bir şey söyleyeyim, daha bunları büyüyünce göreceksin ama emin ol yaş... Hiçbir şey ifade etmiyor ya. Hiçbir önem arz etmiyor. Şimdi mesela benim arkadaşlarımdan yaşı 25 olup sevgilisi 30, 35, 40 yaşında olan çok. Wow. 45. The difference is much. Yeah. Like it doesn't matter, but like because like even my friends have, my friends are 25 years, they have 40. Lovers that are like 40 years. Olan var 50, 55, 55, 65, 65. This guy, man. Ya şöyle mesela, ben 23 yaşındayım, sevgilim 43 yaşında olabilir. Hatta böyle... Bir arkadaşım var. Sugar Daddy. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Çok zengin, pırlantalar alıyor, ev alıyor, arabalar yağdırıyor yani. Vay be. Vay be. Hele bu yaşta hiç önemli. Gel beraber şarkı söyleyelim hadi. Where the hell did that come from? Oh my god. Gel beraber şarkı söyleyelim hadi. Oğlum niye topladın bizi buraya? Hayır, niye topladı bizi? Geçen annem bana magazin... He called all of them. Programının onun için ne kadar önemli olduğunu... Did you show the mom? Yeah. The first thing is... The first person. What did you ask them? What did you discuss? I forgot. When like she was listening, she was watching a show. Oh, okay. Geçen annem bana magazin programının onun için ne kadar önemli olduğunu, onun hayatındaki öneminden bahsetti. Ben de ona hediye olsun diye bir bölüm magazin programı çektim. Oh. Şimdi size onu izleteceğim. Ya yaptım. Ya bak ya. Wait. What? He said because the woman finds like watching that kind of show important, he also filmed something for them to watch on behalf of like because of the mom. So maybe he's gonna play the tape. Yeah, I think so too. Ne hadi aç izleyelim hadi. Aç aç aç. Kim ise nerede nerede neresi de nasıl ne hakkı ekibi hangi şu bu o öteki birinci ekranların en renkli magazin programı kaçan kovalanırdan herkese merhaba. İlk haberimizde 22 yıldır hassasiyetli işini yapan ünlü devlet memuru Orhan Kültünçü'ye... Wait, sorry, I can't remember what the dad said. About the model. Oh! It's gonna be cringy! Cringy! Evliliğin nasıl gittiğini sorduk. Bana göre değil. Yes! Bu gibi... Orhan ne diyor? Bana göre değil. Orhan ne diyor bu? Ne diyor bu? Ben de anlamadım. Ben böyle cevap vermedim ki. Ne yapıyorsun? Ünlü bir mankenle hakkında çıkan aşk dedikodularını da sorduk. Yani neden olmasın? Aa! Monika Bellucci'yle bir ihtimal olabilir tabii. Ne mankeni, ne ilişkisi? Baba yazıklar olsun sana. Amatör futbolcu İmdat Kültürcü'nün kirli çamaşırları etrafa saçıldı. Bel soğukluğu, EPV, geçmiş olsun. Allah ne diyor lan bu? Zor bir dönemden geçen İmdat Bey psikolojik bağımlılıklarından da bahsetti. Eskort yani üstad. Keşfet yapıyor. Ne diyor boş? Alo, ne eskortu, ne evi, ne yazlığı, ne oluyor? Hayır hayır baba, yok öyle bir şey. Siz yazlığa gittin. Eskortlara gittik. Semtin adı eskortlar. Yani yanlış şey yapmıyorum. İmdat Bey'in küçük gizli eğlencesini yayınlıyoruz. İlk kez kaçan kovalanırda. Ne gerek vardı bunu izlemeye? Biliyorduk zaten. Odası ahır gibi kokuyor. Gitarist Üzengül Kültüncü mutluluğu 43'lükte buldu. Ben 23 yaşındayım. Sevgilim 43 yaşındayım. Ne 43'ü lan?
Lan bilsen benim kendi arkadaşlarım da ayarlardım seni. Ne diyor kızım bu saçma sapan işler. Hayır baba ben örnek veriyordum. Ne yapmış bu? Ben 43 asla öyle bir şey yapmam. Hiç sormamamıza rağmen beyefendinin mali durumundan bahsetti. Adam çok zengin. Pırlantalar alıyor, ev alıyor, arabalar, yağdırıyor yani. Aman efendim Allah arttırsın. Üzengül niye 43'ü lan? Baba ne diyor bu ya? Böyle saçmalık mı olur? Sen sus be 31'ci. Pis çok pis bir laf. Bu orası kullanma. Bu çok ayıp. Ya sen beni boş ver. Ne olmaz yani ev araba sen falan. Sus lan 43'ü. Saçmalık. Shut up you fucking. Ne baba ne yazıyor bana? Allah da bin bir belanızı versin diye. Hepiniz ayrı pis. Ya. Baba, bir şey soracağım. Ne oldu mahkemede? Hala soru soruyor. Ne olacak oğlum? Boşandık işte. Peki velayet ne oldu? Biz kimde kalacağız? Velayet ananda. Look at the whole story from the beginning. Like, you know, I'll be honest. Like, right from the beginning, I wasn't enjoying it. Yeah. But when everything came together, but I'm guessing people will click off before this part. It's hard to tell more like that they will, because they know it's gonna make sense at the end. And maybe they've watched the video or something, the clip. Evet arkadaşlar işte bu ay yine mükemmel ya. Evet arkadaşlar lütfen abone ol ve paylaş bir insanlara takip edebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Ve evet link bırakabilirsiniz ve bir dahaki sefere görene kadar barış.